proje içerisinde sanatta bir kolu olarak mı şekillendi? O sizin projenizin uygulaması. Yani bu en zor şartlar altında olan bir kalkınma süreciydi. Onun için elinde bütün imkanların olması gerekiyordu. Tiyatro da bu işin parçasıydı. Peki, dinin rolü nedir? O rahibenin sanırım o halk üzerindeki etkisi bir rol oynadı diye düşündüm ben. Ya dine pek girmedim. Dinden uzak durdum. Yok, rahibenin duruşunu ben orada bir sorayım. Dinin etkisi o vardı, şöyle vardı. Mesela öyle bir köy düşünün ki oraya ayda bir araba gelirdi. Ayda bir. Ve ayda bir araba geleceğinde bir olaydı ve 20 kilometre ötesinden sesi duyulduğunda bütün köylüler yolun etrafına toplanırlardı. İlk önce ben güldüm, kah yani bak öyle olur mu, bizde her zaman araba geçer gibi. Birkaç ay sonra ben de buldum kendimi o kalabalığın içinde arabayı renkler gibi. Ve o arabalar İki tip olurdu. Ya bu misyonerler olurdu, beyaz misyonerler ve adamlara bravo, oraya kadar giderlerdi ve onlar belirli imkanlar sağladıkları için o köylerde belirli bir egemenlik kurarlardı. İkincisi de fil dişi avcılarıydı. Yani başka birileri gelmezdi o köye. İnsan avcıları neydi durumu o bölgede? Yok insan avcılığı yok. Öyle bir şey geleneklerde. Afrika'da yoktur öyle gelenek. Daha çok şeyde Papua New Guinea, Yeni Guinea filan o taraflardadır. Bir Afrika'da yoktu. Yani Afrika'nın insanı savaş içerisinde olmadığında Japonlardan daha geleneksel olarak Japonlardan bile daha kibar, daha böyle kendi eski gelenekleri çok gelişmiş bir halktır. Ama yani insan muhtaç ve zor duruma düşünce ona herkes dışarıdan insan değilsin muamelesi yapar, o başka mesele. Yani bir yerde Afrika'nın da içinde düştüğü zorluk budur. Peki bunun dışında, ben devamlı soruyorum, kusura bakmayın. Arkadaşlar hakkı değilmiş olur belki ama tiyatronun ötesinde yöresel sanat gelişmesi neydi? El sanatlarımız da orada daha fazla. Her şey sanat. Her şey sanat da yani şimdi orada Şimdi belirli bir noktada bir toplum yaptığı şeylere sanat demez. Evet, belirli bir sanayileşme olduğunda ve o üretim halkın elinden alındığında o zaman yaptığın iş bu sanatıdır denilir. Orada mesela birçok şey yapılırdı. Yani herhangi bir şeye bakıp ne güzel bir sanat ürünüdür diyebilirsin. Müzik çok önemliydi. Bir cenazeden tut bir her hayatın her tarafında yani sanat diye nitelendirebildiğin bir şey vardı. Ama bizde de aynı. O var da yani biz eskiden yaptığımız şeyleri şimdi sanattır diye çerçeveleyip bir tarafa koyuyoruz. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi sizin sanatla işte başlamanız ve kırılma noktası dediğiniz zaman savaş sonrası. Şimdi sanat bir karşı çıkmadır. Bir derdi, bir sıkıntısı olan insan sanata sarılır ve bu yolla bunu araç olarak kullanıp anlatır. Siz de savaştan çıkmış bir toplum olarak ya da bir birey olarak bir derdiniz ve bir sıkıntınız oluştu. Ki dünyanın her yerinde böyle. Savaştan çıkmış bir ülke, bir toplum daha üretken olur. Sıkıntıdan bir üretim doğar. Kalkınma sürecinde de tiyatroyu diğer hani sanat dallarından çok ayrı tutuyorsunuz. Evet, tiyatronun bir eğitici yönü var dediniz ve bu eğitici yönüyle insanları bir yere getirebiliriz. Ben
siz hükümetten de biri olarak şunu sormak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalkınma sürecinde tiyatro ne kadar kullanılıyor? Kalkınma, yani devlet bunu kullanmıyor. Devletin kullandığı bir iki alanı söyleyeyim ve kötü kullanıyor. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı belirli reklamlar vardı televizyonda, onları görüyorsunuz. Evet. Onlar kötü kullanmadı çünkü yani ben onları gördükten sonra aman ille de gidip vergimi ödemeliyim diye kendimde bir şey duymuyorum. Veyahut da yani daha çok böyle topluma belirli mesajlar verebilmek için kullanılmıştı. Onun dışında pek kullanılmış değildi. Ama toplum, bizim Kıbrıs Türk tarihine bakarsanız sanatçılar, kendiler toplum içerisindeki bozuklukları sahneye yansıtmışlardır. Kendi inisiyatifleriyle sahneyi yansıtmışlardı. Ve bunun da güzel bir tarihçesi vardır. Yani ben bu işin esas uzmanı değilim. Yani bunun Kıbrıs'ta uzun zaman kalmadım. Yani 2004'ten beri buradayım ama uzaktan görebildiğim kadar, bilebildiğim kadar. Yani burada böyle güzel bir gelenek oluşmuştur sanatçıların kendi inisiyatifleriyle. Devlet biraz uzakta durmuştur. Devlet kendi kullanmamıştır. Kullanmamış olması da iyidir. Çünkü kullansa yani bu işi çok yapaylaştıracaktı. Tabii ki haklısınız aslında. Hani bireylerin kendi aralarında ya da kendi çabalarıyla bir şeyler çıkarması çok güzel bir şey. Devletin de illa hani kalkınma derken ekonomik anlamda da bahsetmiyorum. Bir ülkenin kültür ve sanatının kalkınmasından ve ekonomik anlamdaki kalkınmasından bahsediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet tiyatroları var değil mi? Bu devletin tiyatrosu demek illa siyasi ya da politik bir duruş, hani hangi kim hükümetteyse o siyasi görüşü temsil edecek diye de bir şey yoktur. Ama kültür, sanat ve toplumların eğitimi anlamında devlet tiyatrolarını daha da kalkındırması gerekmez mi? Evet, şimdi doğrudur. Yani yok sanırım, yandı. Ben yani yanlış olan bu kadar senedir bir yer yapılmadı, bu kadar senedir bir şey canlandırılmadı. Yani bence tiyatrolar ve yani tiyatrolar çok büyük bir rol oynuyor bir devletin propaganda yapmasında, bir devletin sorunları yansıtmasında çok büyük bir rol oynuyor. Ama yani şeye girmek istemiyorum, hükümete ya da şeye, ama verilen önem, gereken önem devlet tiyatrolarına verilmiyor. KKTC bu önemi veremiyor. İşte yakında olsun, başka üniversiteler olsun veya belediye tiyatrosu olsun, bunlar çalışıyor ama devlet olarak kesinlikle bir önem yok. Devlet tiyatrosu yok. Yani ve dediğiniz ki vergiyle, Maliye Bakanlığı vergi falan, bence çok güzel bir şey. Çünkü halkı o vergi vermeye teşvik ediyor. İnsanları ikna etmeye çalışıyor. Bir nevi bir propaganda filmi gibi. Tabii basit bir film. Çünkü üzerinde çalışılmadı. Sadece televizyonda ki insanlar yaptı onu, montajcılar. Daha usturuplu bir propaganda olabilirdi. Bir propaganda şeklinde, evet. Halkı vergi vermeye, bu vergi verildiğinde ne olacak? KKTC hükümeti daha iyi, Maliye Bakanlığı insanlara daha, yani para bir yerde para dönecek. Bu gösterilmiyor. Yani vergi verilsin. Ben bu vergiyi verdiğimde ne fark edecek? İnsanları buna ikna etmek lazım. Yani tiyatronun ve de işte propaganda filmleri, yani mass medyanın kullanılması lazım. Benim fikrim bence devlet tarafından.